Yatay bakış yatay bakış yatay bakış nerede bir kertenkele çokça radyasyona maruz kalsa teenage mutant ninja turtle olsa veyahut da süper kahramanlara karışsa veyahut da ebaten çok büyük Ortalık bir şehre gelmiş. saldırsa orada yatay bakış gerçekleşir yatay bakış kertenkelelerinizi maymunlardan korumak için bakış. yıllardır mücadele veren o ekip. Kertenkelelerinizi maymunlardan koruyun. Maymunlar, Ağır. maymunlar cehennemi. Maymunlar cehennemi savaş. Maymunlar cehennemi yükseliyor. Maymunlar cehennemi ikinci film zihinsel telepatik gücü olan atom bombası ırkı. Maymunlar <laughs> cehennemi bitmiyor, bitmiyor. Hey Sam, şu elimdeki listeye Uzaylı bakar mısın? Maymunlar. Andy Serkis'in yönettiği filmlerin listesi var. Dostum lanet olsun. Venom'un ikinci filminde Andy Serkis üretmiş Ne? Venom ne diyorsun Venom dostum? O zaman Gollum'un yaklaşan filmin de Andy Evet şok haberler. Kevin Spacey yoksa Gollum mu oynayacak? Ay ne oynarsa oynasın. O zaman hanımlar beyler bir çay koyalım. Hanım sen de bana bir çay ver. Bir yatay bakış. Yine Godzilla anlatacaklarım galiba. Benim üçümde de fragmanı çıktı bak. Bugün ona özel bir video yapmaz mıyız? Benim üç <laughs> fragman tepki videosu yapsak mı gerçekten bir tane? <laughs> Oo, falan ben ortaya koyarım. Biz böyle random sesler çıkarım sonra ben ortaya fragmanı koyayım yani. Biz hangi filmi film yapmıştık onu? Avengers'a mı yapmıştık bir şey? Avengers'ın ilk filmi galiba senle bir fragman ya hiç hatırlamıyorum izleyin. ya. Ben en son o şey an... yaptım. Gibi'nin D&D bölümüne bir reaksiyon. Reaksiyonda da demeyeyim aslında. Oradaki şakaların bir kısmını açıkladım. Ama Acun Medya sağ olsun telif attı. Şu an ulaşılamaz bir hale geldi. <laughs> Neyse abi hadi evet, insanlar artık konuşmayı kardeşim. bırakalım. Biraz da güzel filmlerden bahsedelim. Bugünkü konuğumuz Godzilla minus one. Godzilla eksi bir. Godzilla adam. Ülkemize sekre... de gelmeyen. Tekrar izledin şimdi değil mi? Sen aylar önce Hollanda'da olduğun için izlemiştin zaten. Evet izledim. Ee, bir daha işte Netflix'te şok bir dropla geldi. Resmen şok yani, drop. Hiç haberimiz yoktu yani. Pop bu arada arkadaşlar geldi. biz hakikaten geçen hafta dedik ki haftaya Godzilla Minus Man izliyoruz dedik. Arada Netflix bütün dünyada yayın aldı ve Evet. <laughs> yani yıllardan beri ilk kez günü gününe yatay bakış çekiyoruz galiba bir filmle alakalı. Aynen. Normalde geç çekeriz bayağı. <laughs> Ya iyi oldu aslında şimdi önceden konuşsaydık ki ben aylar önce gittim dediğin gibi o zaman konuşsak kimse izleyemeyecekti zaten. Tabii. Dijital release'i bile yoktu filmin. Aynen öyle. Yani çok iyi denk geldi. Gojira evet. Mayu One. Ben çok beğendim. Ben zaten Godzilla'cıyım ama evet. Godzilla filmleri arasında ayrıca beğendim. Öyle söyleyeyim yani. Yine bir... Ee... Hanım ben Godzilla'ya söylüyorum oğlum sen anla tarzı. Neydi gelinim sen anla hani, Yani bir böyle. Aldızım anlasın gibi. Şimdi. Yani şimdi şöyle. Sen, sen azıcık konuş çünkü Godzilla çok konuşacağım. Sen ne olur biraz konuş da. <laughs> hiç Tancan'ı konuşturmamışsın demesinler. Çünkü ben biliyorum Godzilla'da kendimi. Yok canım gireriz aralara. Ki bu film. Ya bu film ben bir kere şundan beğendim. Ben baştan onu söyleyeyim. Ee, pardon kapı çaldı. Neyse be. Şey, e, Amerikalıların bu işte bütün bu kahramanlık yapılarında ya da işte Godzilla filmlerinde ya da benzer filmlerinde hep işte öleceksin, feda olacaksın. Böyle Godzilla'nın böyle son anda patlarken kapıyı tutar adam ölür falan. Yolda arabanın altında kalır. Hep bir böyle feda kültürü. Halbuki Japonlar bıkmışlar abi işte Shogun'da da gördük. Seppuke, Seppuke. Yani onlar bile sorgulamış o dönem. Ya biz niye ölüyoruz <laughs> satayım diye. Yani bir noktadan sonra artık Japon kültürünü, savaşın yıkımını bilmem neyini göz alıp hala öl, öl 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 kafa yapısını kırması bu filmin çok hoşuma gitti abi. Kimse ölmüyor ama hmm. herkes de bir amaç için ölmüyor. Hani öyle şey gibi de değil. Bu da ölmeyi versin, mutlu son yazalım. Hadi yani seyircide hmm. katarsisini bozmayalım falan. Yok abi herkes bir amaç için ölmediği bir filmi Japon kültürünü yeniden hani bir sorguluyorum. Japonya'nın o dönemki siyasetini sorguluyorum. Gidiyorum Amerika'nın bizim Godzilla filmimize yaptıklarını sorguluyorum. Üstüne de hepsini yıkıp size Godzilla Minus One yapıyorum. Ben filmi buradan çok beğendim deyip girerim yani. Evet evet evet, evet aynen. Yani ben de zaten bahsedeceğim şey buydu. Biraz senden daha uzun şöyle anlatayım ama bunu. Godzilla'nın şu an itibariyle 58 mi ne filmi var bu arada artık. Yani Yok. hani Marvel sinematik evreni dişinin arasından tükürecek <laughs> bir Külliyatı var Godzilla'nın gerçekten. Dur bakayım son sayıda. Bilmiyorum galiba en çok filmi olan karakter falan Godzilla olabilir artık dünyada bu arada. Çünkü şeye dikkat et hele bu sene Godzilla Japonya'dan Minus One geliyor. Amerika'dan Godzilla vs King Kong geliyor Ankara. falan. Yani böyle bereketli bir dönem Godzilla'cılık için. Bir yandan animeleri düşüyor bilmem ne falan. Ee, abi hep söylerim Godzilla'nın ilk filmi 54 yapımı olan. Aslında Minus One'a ruhani olarak en yakın film. E ee, izlemeyenler varsa çok evet. antika bir film olmasına rağmen Godzilla 1954'ü ben hatırlatmak isterim herkese. Çünkü o da aynı bu film gibi ee, savaş, savaş ertesi ki savaş ertesi derken 1954'te çekilmiş bir film hakikaten savaş ertesi yani <laughs> hani nükleer yarası olan adamın daha yarası kapanmamış duruyor falan hani o kadar savaş sonrası bir film. Ee, <laughs> ve orada şey konuşurlar. Yani Savaşta nükleer bomba yemiş bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii Japonya olarak firebombingler yaşamış falan. Orada mesela Japonya kendisi hala atomik deneyler, nükleer deneyler yapmaya devam eder. Pek çok bilim adamı da tepki gösterir. Ulan nükleerin kötülüklerini, zalim, zalimini görmedik mi? Niye hala yapıyoruz falan Niye derken yaptın? bir şekilde bir deniz canlısı nükleer testler sonucunda yaratığa dönüşüp Tokyo'ya yürür. Ee, ve şöyle de ilginç bir durum oluyordu o filmde. Mesela bu filmde o kadar işlememişler ama... Orada bir de Godzilla'nın saldırıları sonucunda insanlar radyasyon zehirlenmeleri geçiriyor. Böyle küçücük bebekler analarının kucağında falan ölüyor. Yani Godzilla evet. 1954 hiç öyle işte vay yaratık filmi falan öyle bir film değil. Karanlık bir film. Karanlık bir film derken 1954 filmi ve bir kok kukla var yani neticede Godzilla'yı. Ya. Yani onu hatırlatmak <laughs> isterim ama. Can ama böyle yoğun bir filmdir o da yani. Evet öyle şey gibi değil. Hop bitik cük bitik bir film değil yani. Gel gelin inanılmaz tutunca bu sefer Godzilla'nın sahibi olan şirket ondan sonraki filmlerde hep böyle hapidikçuk bidikliğin altını açıp o zamanlar icat olmamasına rağmen her şeyi Fortnite'laştırıyor. O derece bir Fortnite'laştırmak ki Oha, artık böyle Godzilla'nın böyle ölelek ölelek diye dinozorlarla böyle halay çektiği, kuyruğunun üzerinde fişik <laughs> diye kaydığı, Godzilla'nın oğlu geliyor bu bacıyım falan diyor falan böyle bir. Arada var ama iyi filmler ha. Bak ben bir iki tane izlemiştim. Bu bir tane bitki olan var. Biolante. Ha o mesela onun filmini özellikle e, baktım hep onu önermişlerdi. O diyor. Mesela daha böyle çevreyle savaşıyor hmm, falan. Hmm. Çevreci sorunlar. Hmm. Godzilla'nın yıkıcılığı falan böyle. <laughs> Arada ilginç filmleri var böyle 3-5 tane. Ama gerisi dediğin gibi hani o ona vuruyor. Tarzı var devam var. Destroy'a var. Space Wars var. Ama onlar hep birazcık şey gibi. Ya özetle şöyle Onlar biraz Marvel evreni filmi gibi. Yani 1954'te nükleer yarasından kansızan çocuktan Hopitik yani nispeten hopitikçi bitik bir yere geliyoruz öyle söyleyeyim nispeten. Evet. Sonra işte bütün o külliyatın üzerine bir işte Godzilla'nın Amerikan filmi geliyor dandik olan. Ne Sonra da Godzilla'nın bir Legendary Pictures'la ilk yaptığı film geliyor. E, o nispeten karanlık bir film. Brian Cranston oynadı. Evet. Çok sevmezler onu ama aslında ben Godzilla Külliyatında şey buldum. İyi kötü karanlık bir yere tekrar Godzillayı çekmeye çalıştıklar. Orada Godzilla dünyanın koruyucusu gibi takılıyor yani. Pozitif bir Godzilla var. Fakat asıl Shin Godzilla ki bence bu film hala evet. Shin Godzilla'dan iyi bir film değil. Evet. Shin Godzilla başka bir seviye yani. Shin Godzilla bence başyapıt ya. Ben çok seviyorum Shin Godzillayı. Fakat bu film birazcık Spielberg, birazcık Shin Godzilla. Birazcık 1954 derken iyi bir denge tutturmuş. Bu kadar uzun bir cümlemin sonunda onu söyleyecektim. Uzun lafın kısası Godzilla Minus One'ı videonun daha başında ben herkese tavsiye ederim. Olur da bunu beğenirseniz Godzilla külliyatındaki 54 filmi Shin Godzilla ve Legendary'nin ilk Godzilla filmlerini de tavsiye ederim. Yani Godzilla'nın biraz daha yıkıcılığının, ölümcüllüğünün, doğanın bir intikamı şekline gelmesinin ve bunun insanlardaki etkisinin daha çok incelendiği filmler benim her zaman hoşuma gidiyor. Shin bu konuda en iyisi. Bir afet karşısında bir devlet ne derece çaresiz kalır? İlk günlerde ordu sokağa indirilmeyince insanlar göçüklerin altında nasıl can verir? Efendim, pardon dikkatim dağıldı da çok başka bir konuya geçtim. Ee, ama evet yani bu tarz konuları işliyor aslında Shin Godzilla yani. Shin Godzilla kadar dev... sevdin ki evet. oraya gidiyorsun. <laughs> ama abi Shin benim için gerçekten şey. Hani seni evet. devlet deyip de güvenliğin kurum e, en ciddi afetler karşısında işte <laughs> falan diye kaldığı zaman ne yaşadığını Godzilla anlatıyor. O zaten ayrı bir film. Minus One'da da şunlar çok hoşuma gitti. Savaş sonrası bir ulusun daha yaralarını çarma, sarma aşaması içerisindeyken başlarına ikinci bir afet gelmesi. Ve bunun karşısında verdikleri mücadelenin de öyle kahramanlık türküleriyle falan filan değil. Aksine biraz daha ağlar biz yenildik. Evet hani sıfıra geldik. Hani ama eksi bire de gitmeyelim. Bence Minus One biraz oradan geliyor bu arada. Yani artık evet. sıfır olmuş Japonya zaten. Yani ulan sıfıra düşmüş bir devletin, ülkenin başına da artık bir afet daha gelir mi? O da geliyor. Hadi onunla mücadele edelim çabası. Ee, ve başroldeki asker çocuğun da e, Survivor's Guilty savaştan döndüm ama diğerleri tamam. dönemedi gerginliğiyle birleşince çok lezzetli bir film çıkmış ortaya. Bir başyapıt falan demem ama Godzilla filmleri arasında ruhu çok güzel bir yerde. Ben izleyip de beğenen beğenmeyen olacağını hani zannetmiyorum ama ben çok keyifli bir film buldum yine. Tam bir şey filmi de değil mi zaten işte post savaş sendromu aslında bayağı trauma filmi yani çok psikolojik o açıdan işte Hı -hı. Ya şöyle bir metafor yapabilirsin bu filme işte Godzilla artık o savaşın yıkımı ve travmaları bu insanların Hı -hı. onu yok edemedikleri için gömmeye çalışıyorlar derinlere Hı -hı. gömemedikçe hep bir yerden çıkıyor çıkıyor işte yeniden aile olurken bile kavgalar ediyorlar insanlar hep birbirlerini suçluyor bu travmalardan dolayı. En sonunda ana kahraman şikişime gelip onunla yüzleşiyor. Ve kendisi ölmeden kendisini arındırıp işte yerinden ailesini kurduğu kadının yanına gidip işte savaşımı şimdi bitirdim falan diye. Çok <laughs> anlamlı çok güzel orada gözlerim doldu lan benim. Evet. Çok tatlıydı oraları falan. <laughs> e, gerçekten bir savaş, savaş sonrası travma filmi aslında o da çok ilginç. Yani hatta şöyle söyleyeyim yani Godzilla'nın sahnesi nispeten az da bu filmde. Yani, evet çok az aslında evet. arada bir boy gösteriyor ben de varım ha falan diyor aman abi ne yapacağız falan sonra çözüm buluyorlar zaten yani böyle çoğunluğu suyun altında falan geçiyor hatta Godzilla'nın maceralarının ama şey güzeldi Ya şeyler beni de duygulandırdı hacı yani şimdi adam dönüyor askerden ee, kamikaze pilotu ama kamikaze pilotu olarak gidip kendi canına kıymaya kıyamamış adam artık kaçıyor bir şekilde askerden askerden kaçtığı gece Godzilla saldırıyor Godzilla'nın kafasını taramalıyla vur diyorlar. Hayvandan korkuyor mu? Kıyamıyor mu? Orası da tam belli değil. Vurmuyor hayvana. Vurmayınca hayvan bu sefer evrim geçiriyor. Büyük Godzilla oluyor. Başına iş sarıyor. Herkesi yok etmeye başlıyor. Yani aslında herifin travması büyüyor. Askerden döndükten sonra evet, fark işte. ettin mi o metaforu? Yani i̇şte i̇şte şey. Aynen. Adam askerde bir hata yapıyor. Ama askerden dönünce travması artıyor. Çünkü bir yandan paralelde de adam mesela askerden zaten korkuyor, kaçıyor kamikazilikten. Askerden kaçıyor dediğimiz arkadaşlar adam görevden kaçıyor ama görev de git kendini bir gemiye çarp ve canına çarp. gibi bir görev. hani Ve çözümü de çok basit bir tane tuş koyacaklar siktiğimin <laughs> adam koyuyor sonra. <laughs> Aa, evet yani o da ilginç yani mesela filmde ilginç bir detay var. Aslında belki filmin biraz da üzerinde döndüğü konuşma o konuşma senin de muhtemelen takıldığın yer orası doktorun tam operasyondan önce yaptığı bir konuşma evet. var. Ee, orada bayağı şey giydiriyor yani 2. Dünya Savaşı'da kahrabandık diye anlatılan tırıvırı bir takım olaylara sert giydirmiş yönetme. Ulan demiş kamikazecilik diye bir şey icat ettiniz çünkü bilim adamlarınız fırlatma koltuğu koyamadı uçaklara. <laughs> Bütün pilotlarımız canını verdi. <laughs> i̇şte görev dediniz bilmem kim tankın önüne yattı. Bilmem ne dediniz öbürleri kendini ateşe attı. Biz dedi bu sefer Godzilla'ya karşı mücadele edeceğiz ama... Biz dedi gönüllü olarak bunu yapıyoruz. Devletimiz emrediyor diye ölmeyeceğiz. Evet. Milletimiz için kendimiz öleceğiz diyor adam. Yani halk örgütlenmesi kuruyor aslında bayağı. Evet. Yani şey de çok ilginç. Orada emekli bir subay geliyor kaptan. Ben diyor ne gemiler yönettim işte ama bu işte devlete artık güvenemeyiz diyor ki devlete güvenemeyiz dedi. Devlet artık sıfırlanmış kalmamış devlet. Yani var bir evet. devlet ama 2. Dünya Savaşı'nda iki tane atom bombası yiyip bu atom bombası yemediği şeyler de firebombing. Firebombing de daha az bir şerefsizlik değil. Yani Amerika'nın o dönem Japonya ettiği de çok şık değil. Ha onlar da Pearl Harbor yapıyor. Ama evet. bunlar da özellikle Japonya gibi binaların çoğunu bambu ve kağıttan yapıldığı bir yere napalm bombası atmak da biraz hayvan oğlu hayvanlık bebeler kavrularak ölüyor yani Japonya'da da. Evet, evet. Ee, hatta şey zaten çok ilginç. Çocuk savaştan bir dönüyor. Harabede yaşıyorlar. Filmin ilk yarısında harabede yaşıyor abi adamlar. Bayağı. Evet ya. Harabede yaşıyorlar. Zorla yani. yaşayamazsın hmm. yani bir yerde ev bile yok, kapısı Tabii. bile yok, hiçbir şey yok. Yani işte bu tarz filmler aslında şimdi Godzilla falan tıraş. Hani sen şeyi görüyorsun, savaş sonrası toparlanmaya çalışan bir ulusu görüyorsun orada. İnsanlar öfkelerini yeniyorlar. Ulan hayatta kalmak yine kıymetliymiş diyorlar. Mesela başta adamı sen ne biçim kamikaze pilotusun, niye ölmedin diye eleştiren kadın üç gün sonra geliyor ulan açsınızdır diye bir pirinç veriyor. Çünkü hayatta kalan hayatta kalmasının önemli olduğunu da anlıyor falan. Yani, kızıyor e, evet, çok çok daha ilginç temalar işliyor film ya İşte zaten bence Godzilla filmleri böyle olduğu zaman güzel şey gibi değil yani merkezde Godzilla tabi olacak ama go, ya bir, neticede şöyle söyleyeyim bir afetin bir travmanın insanların topluca tepki verdikleri bir şeylerin yerini Godzilla aldığı zaman Godzilla filmleri güzel ya örnek vereyim biz de işte biliyorsun deprem oldu herkes üstünü başına çıkarttı Kolyelere molilere doldurdu o dönem hatırlıyorsun kimi insan sivil aracını atladı koştu oralara evet. gitti. Kimi insan işte, işte organize olamadılar çünkü AFET yönetim koordinasyon merkezleriyle. Nereye yani millet diyor ki biz yardımcı olmak istiyoruz. AFET diyor ki <laughs> falan. Gelmeyin falan dediler o insan. Gelmeyin yani. falan dendi. İşte mesela <laughs> o dönem hatırlarsın işte belediyeler çok iş yaptılar Hatay'da Matay'da. Bir evet. sürü insan belediyeleri hatırladı mesela. İşte asker niye inmedi diye çok kavgalar oldu. Hala konuşuluyor bu konular. Yani bizde de bu tarz travmalar olduğundan açık açık söylüyorum bunları. Ama Godzilla filmleri işte vay Godzilla bir vurdu 5 hit point aldı. Öteki bir vurdu 12 hit point aldı. Street Fighter gibi olduğu zaman Godzilla vs Kong'u çok sevmeme rağmen benim için gerçek Godzilla filmleri Godzilla'nın bir afetin temsili bir afetin devamı veya hatta hani böyle insanın doğaya veya kendine ettiğinin intikamı falan gibi. Yani aslında toplumsal travmanın bir parçası evet. olduğu zaman işte böyle hikayeler yazabiliyorsun. Bu filmde hakikaten finale doğru şey çok iyiydi. Komutan topluyor herkes. Ya diyor arkadaşlar emekli bir donanma mühendisi arkadaşımız var. Bir fikir geliştirdi. İşte kim destek olur? Birileri geliyor. Biz bilmem ne şirketindeniz. Biz şunu verelim. Ötekiler geliyor. Biz şu şirketteniz. İşte biz de gaziyiz. Biz de savaştan döndük. Biz burada destek oluruz. İşte adamlar diyor ki bunun Godzilla'yı öldüreceği garanti bir değil? Ya diyor benim ailem çocuğum var. Çıkıyorlar. Çıkanları kimse ayıplamıyor. Herkes savaş görmüş. 5 dakika önce bitmiş savaş. 2 yıl geçmiş üstüne savaşın. 2. Dünya Aynen. Savaşı. Aynen. Ha. Yani o sahneleri izlemek benim için de keyifli. Daha hafif, hafif böyle bir şey draması. Tadı aldım orada. Böyle ee, Kurtuluş dizisini hatırlıyor musun TRT'nin? evet efsane. Yani böyle bir yerden top bulurlar. Topa mermi sığmaz. Ulan evet. mermi nasıl atacağız? Ne yaparlar? Gece karanlığında giderler. Mermiyi böyle yontarlar. Ama mermi yontuyorsun. mermi çok ısıtırsan patlayacak. Onun, onun tabii. gerginliği vardı. Öyle bir sahne vardır orada <laughs> mesela. Hani Kurtuluş Savaşı'nda kimden ne mücadeleler vermiş falan. Tabii O zaman körgütlenmesi bir... var ya bir de zaten. İşte, işte ha, anladın mı? Yani tabii ki Kurtuluş Savaşı yı. Bu Godzilla filmi alakası yok ama... Aslında insanları düşürdüğü pozisyon o. Japonya'nın elindeki mühimmatları Amerika almış. Tanklarını söktürmüş. Uçaklarını kırdırtmış. Mermilere el koymuş. Yaratık saldırıyor ülkeye. Amerika, Mekka işte şey... General MacArthur. Valla bizim Sovyetlerle gerginliğimiz var. Hoşçakalın <laughs> deyip uçağa <laughs> <bir gidiyor. gülüyor> ha. orada insanlar kendileri kalıyorlar. E ne yapıyorlar? Aslında işte bir böyle bir afete karşı halk organize olup kendilerince bir şey çözmeye çalışıyorlar. Gaziler devreye giriyor. Bilmiyorum bu tarz hikayeler beni duygulandırıyor lan bir yerime dokunuyor. Herhalde biz de küçükken çok kurtuluş murtuluş izledik yani böyle halkın <laughs> mücadelesi bizim de içimizde bir yerde var. Oraya böyle bir temas etti mi bende tık ediyor bir şeyler yani. Çok hakikaten benim de damarıma dokunuyor. Yani anlıyorum. Ben biraz daha şey tarafındayım orada. Beni duygulandıran taraf aslında öbür genç çocuğa da diyorlar ya teknede. Hmm. Ben de savaşacağım <laughs> falan. Sonra geliyor da hayır işte esas hani sen savaş görmediğin için şanslısın. Hani geleceği hmm. sensin. Çünkü senin travmaların yok. Hmm. Bunu zihninde yaşamayacaksın ve hayatta kalacaksın muhtemelen. O taraftan hoşuma gidiyor. Çünkü yani Kurtuluş dizisi bu açıdan daha iyiydi. Yani oradaki mücadele gösterirken aslında Tabii ki yani, zaten... insanların yani ölümünün neden olduğunu konuşup anlamsızlığını ortaya koymak ki bu savaş ol olmak zorunda değildi yani hiçbir savaş olmak zorunda değildi baktığında ama bir şekilde işte Mad Max'i de konuştuk yani dünya görüşün ideolojinin bazen kendi bencilliğinin gerisinde kalıyor her şeyi kendine göre gücüne göre ayarlamaya çalışıyorsun ki burada da şeye çok katılmıyorum mesela Japonya hükümeti bir yandan da zor durumda ama bir yandan da mayın temizleteceğim diye de para atıyor yani etrafa. Hı hı, ama gidip oraya iki tane ev yapmıyor. E, o tabii. zaman yapabilirsin yani. Çok zor değil. Sen niye orada insanları bırakıyorsun? Biraz işte şey gibi yani güçsüzlüğünü de gizlemeye çalışır böyle anlarda e, devletler. Biraz da onun için zaten. Hiç anlatmıyor, dillendirmiyor, bunları yalnız bırakıyor. E, zaten işte bir tane şey var ya başta böyle ekşi bir herif çok sempatik değil savaş ile, yani Filip ilerledikçe anlıyorsun herifi. Bir tane somurtuk kaptan var ya geminin. Ha, evet evet. O. İlk böyle beğenmiyor <laughs> kimseyi. Sonra herif de Aynen. gazi meğer. Adam diyor ki işte bir yerde diyorlar ki bizi buraya yere gönderdiler. İşte abi, biz Godzilla'yı tutacağız. Godzilla'yı arkadaşlar izlemeyenler için buralar artık spoiler da. Ya Godzilla <laughs> izleyin bu film. Netflix'te var Allah aşkına. Ee, Aynen. <laughs> Godzilla'yı tutacağız diye gönderdikleri gibi Dört kişilik tahta bir gemi arkadaşlar. Godzilla'yı tut diye biz. Ulan nasıl bizi gönderirler? Bizim asker çocuk isyan ediyor. Hep biz mi diyor kısa çöpü çekeceğiz falan. Evet. Ee. Öbür adam da gazi. O da gazi o da gazi ama ikisinde savaşı bakış açısı değişmiş mesela. Bir tanesi diyor ki ulan bu kısa çöpü de birileri çekecek. Yani görevdir yapacağız. Hakikaten o kafayla giriyor Sonra yandan Godzilla, Röze diye kafayı çıkarınca abi bas falan. <laughs> Çöpüne sıçayım yürüyor. Çöpüne sıçayım geliyor konu. Sonra dönüyorlar. Çocuk hastanelik oluyor. Hastanede çocuğun başındalar. Çocuk diyor ki aman diyor Tokyo'ya saldıracak yaratık. Haber edelim de Tokyo'yu boşaltalım. Devlet diyor bu bilgiyi saklama kararı aldı. Panik olmasın diye. Yani, çok mantıklı yer. Orada çocuk adam laf sokuyor zaten. Bizim devlet bilgiyi yönetmekte de çok iyidir falan filan diye. Yani işte aslında biz şey çok görmüyoruz abi. Çok Japon filmi izlemediğimiz için. Ee, ama mesela filmlerde şeyi çok görürüz işte. Vietnam Savaşı ile alakalı çok eleştiri filmi görürüz biliyorsun. Tabii, i̇şte Şeyinden çok... tut. Apokalips Nabundan tut Rambo'suna kadar hep işte işte savaş falan hep böyle bir savaşta <laughs> travmatiz olmuş adamların Kötü böyle bir dramatik travma. halleri falan hep hep, hep görürüz. E şimdi ben mesela izlediğim ilk bu derece savaş travmasının ben ağzına nasıl bizi bu savaşa niye soktun Japon hükümeti Konulu bir Japon filmi de izlemiş oldum Godzilla Minus Ciddi ciddi adamlar. Aga biz 2. Dünya Savaşı'na niye girdik? Niye insanlarımızı göz göre göre katlettik? Katlettik derken şanlı şekilde şehit olanlara kimse bir şey demiyor. Bayağı ölüme gönderdiniz çocuklar oldu yani. Niye onları ölüme gönderdiniz? Hani oradaki mühendis adam zaten en çok ona kızıyor ya. Ki bir mühendisin buna bu kadar öfkeli olmasını inan ben çok içten anlıyorum. Yani ee, bana, değil mi? evet evet doktor oradaki. Ha doktoru ee, diyorsun. Okey. Noda. Hayır şeyden de yani bu. Mesela bizim ülkede de deprem olduğunda şey hatırlıyorsun. Mimarlar odası, mühendisler odası binaların hiçbiri yıkılmadı. Çünkü hep neyi eleştirdik biz? <gülüyor> ee, <gülüyor> bizim ülkemizdeki müteahhitlerin oradan iki demir ayıklayayım. Buradan bir süt, süt, süt sütunu kolonu eksik koyayım. Şuranın malzemesini 5 gram eksik koyayım. Ee, geçtiğimiz aylarda mesela depremden önce Hatay'da yaşayan bir arkadaşımla oturduk. İstanbul'a taşınmışlar onlar da. Bizim bina diyor hiçbir şey olmadı diyor. E, şey çok e, ya. Ama diyor çevremizdeki bütün binalar ya mahvoldu diyor. Müteahhit de bizim apartmanda oturuyordu diyor. Elini öptük adamın diyor. Hayatta kaldık onun sayesinde diyor. Yani hani ben oradaki doktorun giderek o öfkesini anlıyorum çünkü doktor orada şeyi anlayan bir adam. Doğru mühendislik, doğru hesap veya hatta işte bir, bir demiri bir yere bir santim daha kalın koysan, iki santim daha kalın koysan askerin ölmeyecek, çocukların ölmeyecek. Onu biliyorsun. Yani. E, Savunma sanayi tarafındaki mühendisler bunu bilir. Neler neler abi. Ama işte adam diyor ki yetişmiyor abi. Prototip olarak gönderin. E gönder hadi gönder. Ölüyoruz. Ölüyoruz insanlar. Ölsün yani bu tarz lan, konuları da ha işte Japonya'nın da öyle bir bakış açısı var. Ölsün lan şanlı şehit olur diyor. Gönderiyor. E kardeş tamam. Adam adam zaten şehit olmaya okey de. <laughs> hani siz de biraz onu sayısını indirmek için bir mücadeleden bulunsanız yani. Bu ya çok o da o, basit yani. Doktorun giderek o yaptığı konuşma bence acı ve güzel bir konuşmaydı. Biraz eee Yönetmenin de İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japonya hükümetine bence soktuğu bir laf da o çok açık açık yani. Çok net canım. E şey de bu noktada zaten şeyle barışıyor ya <laughs> Tachibana bu uçak teknikeri herif en başta e, adadaki adam işte bütün herkes ölüyor Tachibana ile bizim e, şikişimi hayatta kalıyor. Tachibana'yı sonra buluyorlar işte ya bu uçağı e, uçurmamız lazım hmm. lütfen işte sen gel diye zar zor buluyor onu. O hala tepkili, öfkeli bir de ortaya çıksın diye kızdırmış adamı. Hmm. <laughs> ama işte adam yani e, kendi elinde olunca orada da anlıyor mesela ilk gittiğinde şu hani Yani diyor ki yani uçağında arıza yok. O da böyle boş bakınca ha, diyor tamam korkuyor ya adam haklı. E, ama sonra o da mesela ilk tepki olarak içgüdüsü olarak hemen diyor git ateş et. Sen biliyorsun bu işi hemen şey yap. Ama o da diyor ki lan ateş edersem zaten öldürecek bizi hani. Asa savaştan çok farkı yok. Hatta aynı muhabbeti sonra bu dediğin Noda'nın konuşma yaptığı yerde biri daha yapıyor. Hani bu olayın sonunda hayatta kalabiliyoruz değil mi? Hani şansımız vardı. Evet ya değil. Savaştan daha iyi o zaman. Hani kesin ölmeyeceğiz. Aynen öyle. <laughs> aynı Aynen. mantık aslında. Tachibana da yolda bunu öğrenince bir mühendis olarak hemen müdahale yapıyor. Bir tane kol koyuyor abi. Hı -hı. Yani yaşayacaksın diyor bir de ona. Böyle hani bu motivasyon da değil. Çünkü bu artık e, bir örgütlenmenin doğru yere gittiğini gösteriyor. Niye ölmek zorunda olalım ki? Yani tabii ki yolda kayıplar olabilir, kaza olabilir, beklenmediğim bir şey olabilir ama sen bütün önlemlerini aldıktan sonra sen indur... benzin deposunun etrafına bir zırh koy da hani <laughs> yine bir <bizi gülüyor> zırh görelim de hani sen de bizi korusa bunu yani biraz askeri olarak yani. Zaten Aynen öyle. ya o yüzden dikkat ederseniz arkadaşlar Godzilla filmi konuşacağız diye girdik ama bence lezzetli bir Godzilla filmi işte defaatle söylediğim gibi Godzilla üzerinden Başka şeyleri bize konuşturuyorsa aslında iyi bilim kurgular da hep öyledir deriz ya yani bugünün konularını evet. konuşabiliyorsak yani e, azıcık da Godzilla'ya dönersek galiba e, şu anda sinemadaki en güçlü Godzilla'lardan bir tanesi bu elimizdeki evet. Godzilla onu Sen söyleyeyim. Godzilla uzmanı olarak teknik olarak nasıl buldun görselliği hareketleri? Keyifli buldum ee, Godzilla uzmanıyım diyemem bu arada ne uzmanlar var aşağıda küfür <laughs> ederler bana onu söyleyeyim yani. Şey gibi düşün mesela ben sana benim şimdi benim tanıdım konusunda... sensin şimdi başka ha, evet, o, o, evet aynen. Yani <laughs> pek çoğunuzun tanıdığı en Godzilla'cı adam benim. Evet ama Godzilla uzmanı deyince böyle aşağıya şey diye adamlar gelir. Godzilla uzmanıyım diyor. Fakat 1968 yapımı Cartwright filmi izlememiş <laughs> falan diye adamlar gelir. <laughs> al başına belayı. Öte yandan e, benim bildiğim Godzilla arasındaki en güçlü Godzilla zannedersem bu. Bir kere iyileşme hızı ile zaten Shin Godzilla'dan bir güç almış oradan açıkçası. Hatta şeyden güç almış. Destoroyah seviyesinde bir güç almış. Muazzam bir rejenerasyon yeteneği. İkincisi e, filmin sonunu yanlış anlamadıysam Godzilla'yı şehirde vurdukları yerde sağa sola saçılan parçaları da radyoaktif ve e, radyoaktif bir zehirlenmeye de sebebiyet vermiş insanlarda. Evet. Bir de kanser hücresi gibi kalıntıları da en son böyle hareket i̇şte evet. ediyor. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Belli ki geri dönecek bir yerden sonra bu çakal. İkinci filmede ya da eksi sıfırıncı filmede buradan bir şey yapmışlar. Bir selam çakmışlar. Nefesi çok hızlı ve çok güçlü. Lazer gibi kullanmak yerine atom bombası sıkıyormuş gibi. Ki Zaten o görsellikte atom bombası görselliğini yakalamaya çalışmışlar benim anladığım kadarıyla. Evet. Sırtındaki şeyin şık 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 çıkması falan da... O çok iyiydi olmuş. onlar yani bu arada. <laughs> e, onun dışında tasarım olarak biraz daha antika bir tasarım. Yani böyle Godzilla'nın hafif kedi ile kertenkele arası bir çehresi vardır bazı filmlerde. Yani şey çok değişir abi. Godzilla'nın daha kertenkelemsi, daha kedimsi, daha um, ejderhamsı veyahut da Shin Godzilla'daki gibi artık Allah tarafından belası verilmiş korkunç bir yöntem benzi değil. Orada ee, bir de insanlar vücudundan birleşiyordu. Bir şey oluyor değil mi? Öyle bir şey var. Pişin Godzilla yani. evet yani biraz şey. <laughs> buradaki Daha Godzilla, metaforik bir yere gidiyoruz. Buradaki Godzilla tam şey. Kedi gözlü. Kedi gözleriyle geceye ışık atan şey bir Godzilla yani. <laughs> benim sevdiğim Godzilla tasarımlarından bir tanesi budur. Kertenkele kedi arası olduğu zaman biraz böyle şeylikle katıyor. Karakter de katıyor. Ee, bir de şeyleri iyi yakalamışlar. O kafasına bombayı yiyor kafasının yarısı açılıyor sonra diye kafası geri geliyor ya böyle. Evet, orada evet. ben de izlerken şey dedim. Allah'ını siktirdim ne yapacaklar lan bunu? falan dedim. Yani fenaydı. Two face gibi oluyor orada. Tabii. Mesela şeydeki Godzilla'lar daha ejderhamsı Godzilla. Hmm. Yine Netflix'te bir Godzilla çizgi anime serisi var. Ha, evet, Godzilla evet. Godzilla Earth. Evet. Godzilla Earth'te daha böyle ejderhamsı epic titan gibi. Epiktitan gibi deyince mesela bu filmde yine benim dikkatimi çeken bir sahne final sahnesinde artık hani Godzilla ölüyor gibi gözükünce ya da doğrusu ölünce artık hani askerler selam duruyor. O selam durma sahnesi ilginç geldi bana. Yani bir acaba dedim hani Japonları şey bakış açısıyla mı alakalı? Nerede Hadi. şeye kişiima durmuyorlar mı orada selam? Şey Hayır Godzilla'ya duruyorlar. Hmm. Godzilla yani Godzilla şikişi mağa düşüyor falan diyorlar, a seviniyorlar. Sonra Godzilla içeriden parçalanmaya başlayınca böyle zafer zafer geldiği için bir olabilir. Yok, zaferden ziyade ben şey gibi düşündüm onu. Yani Japonların bu biraz da eski eski Türklerde de olan yani dünya ruhlarına bir bakış açıları var ya Kami dedikleri hmm. hani e, yani Godzilla'nın da bu dünyanın bir varlığı olduğu filan belli. Hani efsanelerde varmış, adada bir canavarmış varmış falan diyorlar ya. Yani o mesela sen dedin ya Amerikan filmlerin aksine falan diye. Mesela o finaldeki o Godzilla'ya selam durma bana şeyi düşündürdü. Ulan heriflerin kültürleri farklı lan. Yani herif öldürüyor yaratığı öldürüyor ama yine doğanın bir parçası olan bir yaratığı öldürdüğünü bildiği için hani böyle bir bir selam geliyor adamlardan. Ben Godzilla'ya selam duruyorlar gibi hissettim. Olabilir olabilir. Yani Belki de öyle hissettirmek istedi yönetmen. Hani bu selamı nasıl alacağını bizi bize bıraktı ya. Evet yani mesela benim için o da ilginç bir sahneydi. Ben şey, şeye yordum. Yani neticede doğanın güçlerine ne bileyim işte ayda Kaguya Sama var, denizde bilmem ne Sama var, dört elementin ejderhası var falan. Yani bugün denizden çıkıp dünyaya lazer atan bir yaratık. Japonlar için böyle zümrüdü anka kuşu falan gibi mitolojik bir şeyin temsili olabilir. Hani evet kendilerini korumak için hayvanı öldürüyorlar ama bir selam da duruyorlar o gider ayak. O böyle şey geldi bana. <laughs> Lan dedim. <laughs> hakikaten farklı bir kültür ya. Yani ben hiçbir Amerikan filminde hatırlamıyorum ki yaratığı öldürdüklerinde bir de böyle. Olur mu canım? Anladın mı? Yani şey, şey konuşmuştuk ya Alien ikinci filmi James Cameron'ın. Yaratık öldürmeye böyle hala hala, hala. diye gidiyorlardı. evet işte, evet, evet yani. <laughs> Öldürdük onu falan diye. Hiç öyle ne saygısı yani. O yüzden hatta belki aşağıda Japon kültürüyle böyle çok içli dışlı seyircilerimiz de var bizim direkt Japonca bilenler, Japon kültürü okuyanlar falan. Ben böyle biraz hani adamlar ne de olsa Godzilla denizden çıkmış bir denizin ruhu, denizin canavarı gibi bir temsili temsiliyet sahibi yaratık olduğu için e... Hani bir selam mı durdular acaba falan gibi düşündüm. Hani öldürüyoruz evet ama yine de bir <laughs> doğanın döngesinde onunda bir yeri var gibi bir saygı mı duydular? Anlamadım ama ilginç bir sahneydi o da gerçekten. bence çok güzelmiş ya böylesi. Benim hoşuma gitti bu. Bilmiyorum bu benim teorim. Yani, yani güzel. fikrim de yok. Şey ne diyorsun? Bu sene en iyi VFX, en iyi Special Effect Oscar'ını aldı bu film. Yani adaylar ya yani rakipler arasında bence net iyiydi bu arada. Hani geçmiş yıllara göre tabii Minus One'dan çok daha iyi filmler vardı ama bu seneki rakiplerine göre bence net iyiydi. Hele o, hmm. ay neydi bir tane film vardı bu sene İzledim ben onu çok kötüydü ya. Ay, Dur. Gizliyelim. Special Effects Oscar 2024. Unuttum adını. Gör Bakıyorum ben şimdi. Eh, ben de açayım. Neydi? Special Effects kategorisi. Visual Effects. Ha geldim. Winner Godzilla Minus One. Diğer adaylar. The Creator. Guardians of the of Galaxy Vol. 3. Mission Impossible Dead Reckoning Napoleon. Ha anladım niye bunun aldığını. Ben e, creator de tam mesela ki... çok kötüydü. Ben Creator izledim. Yani şey olarak hani teknik olarak iyiydi de Hı -hı. kullanım olarak çok kötüydü yani. Bomboştu Creator. The Creator'ın da bu arada arkadaşlar yönetmeni Güzel Godzilla filmlerinden bir diğerinin yönetmeni olan Gareth Edwards. Evet. Onu da söyleyelim. Burada bir yani Mission Impossible'la yarışır gibi hissediyordum ben. Hmm. Zaten onunla yarıştı çok muhtemelen. Yani puanlamayı bilmiyoruz tabii de. Mission Impossible iyiydi mesela. Yani. Ama Godzilla bence şeyden de iyi iş çıkarmış. Sadece Godzilla'nın hareketleri değil işte geminin hmm. sudaki dalgalar gemilerin işte fırlatıldığı anlar. O bir tane ilk son gidecekken böyle gemiyi çubuk kraker gibi fırlatıyor ya bir korkuyor herkes falan. Evet. Yani onlar falan da çok iyiydi mesela. Sadece Godzilla odaklı bir VFX de yapmamışlar yani. Bence VFX'i dönemine göre başarısız. Yani şöyle söyleyeyim. Legendary Godzilla'sını hatırlıyorsan Gareth Edwards'ın yönettiği yine. Godzilla'nın bir sudan çıkışı var. Diye böyle Şahin K gibi çıkıyor sudan. Sırf oranın efektleri bile bence Godzilla minus One'dan daha iyi ya. Onu geçtim. Geçtiğimiz Kony sene de, Godzilla vs Kong de. vardı hatırlarsan. Şehrin ortasında böyle dirseğin arkasından roket bastırarak birbirine yumruk atan robotlar o, falan vardı. O da vardı. zaten. <laughs> Oğlum orada bir Godzilla ile Kong'un denizin ortasında savaş sahneleri var. 3 Oscar veririm ben yani. Öyle gaza gelmiştim. Ama bu sene Oscar almasın hani ben şöyle girdim filme. Allah dedim bunu şimdi bir de visual effects Oscar'ı var. Üf dedim hani <laughs> ya o kadar değildi vallahi Yani hele bir yerde tank getirmişler. Tanklar ateş ediyor böyle. Unreal motorundan sürükleyip bırakılmış aset gibi böyle tank getirmişler. Fiçici fiçici -fi 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 diye atıyor falan. <laughs> biraz onların efekt falan oldu artık çok belliydi bu. Yılda yakışmıyordu ama evet rakiplerine kıyasla çok daha iyi. Bütçeden ee... tabi o herhalde biraz. B düşük bütçe bu film. Ondan da biraz etkisi olmuştu. Ama bütün bütçeyi zaten muhtemelen Godzilla'nın hareketlerine harcamışlar. <laughs> ya bu arada galiba Godzilla filmleri arasındaki en yüksek bütçeli film olabilir bu yanlış hatırlamıyorsam. Bu tabii Godzilla filmlerinin çok düşük bir şey olmasıyla alakalı bir şey. Eskilere yani. göre diyorsun, değil mi? Bu Top Amerikanlara an. göre değil. Ha evet. Tabii, tabii yok ha, Japon ha. filmlerinde diyorum canım. Ha, ha. Amerikanlar Yoksa o, çoktur çünkü. Godzilla vs Kong minimum 100 milyona çıkıyordur abi. Ee, bunun bütçesi 10 milyon. Ya yani 10 milyon dizi bölümü bütçesi yani şu tabii. an artık hani. E, haliyle bence çok iyi bir şey var. Ee, bütçesine şey... göre şeyi güzel anlatıyor gerçekten. Shin Godzilla da o kadarmış bu arada bak. Shin Godzilla da kıyaslayabiliriz. Mesela Shin Godzilla da çok iyiydi. Ona göre biraz düşük kalıyor bence. Shin Godzilla niye daha iyi görsel olarak biliyor musun? Shin Godzilla'nın yönetmeni anime yönetmeni olduğu için ha, Anno. E, <laughs> çok stilize bir herif Hideaki Anno. Şimdi burada elbette gerçekçi bir şey yapmaya çalışmış bu filmin yönetmeni. Hideaki Anno öyle yapmamış. Hideaki Anno demiş ki Abi yeri gelecek herif sabit durup şu hareket yapacak. Biz onun yürüdüğünü anlayacağız demiş. Evet. Oo! Godzilla'nın ayağının <laughs> kıpırdadığı sahne iki tane mi ne var zaten şimdi Godzilla'da? Ama o Hideo bunu şeyinden yani. Evangelion'u ee, hani şey... da o herif düşük bütçeyle yaptı. Dünyanın en iyi animelerinden evet. bir tanesi hani musluk damlattı bilmem ne yaptı falan ama şey artık ustay yönetmen o hani ya, hiç para yok sen işte bir şey çıkaracak böyle. herif hani. Çıkarır. Hmm. Ben biraz VFX'i e oradan da şey yani sırf VFX yapabiliyoruz diye bir şey yapça çok anlamlı olmuyor yani. Tabii tabii sonuçta... tabii. Burada aslında bence şey gibi hissettim o odağını. Ee, full Godzilla'nın sen de dedin zaten böyle inanılmaz şey dursun. Hani o korku hissederim çok gerçekçi dursun. Ama gerçekçilik de tipinden falan değil. hareketler, Hı -hı. o çıkış anları işte hiç beklenmedik anda hareket etmesi bir şeyler fırlatması falan onlara çok şey yapmışlar. Ama zaten hani filmin bütçesi de şöyle diye düşünüyorum ben. 10 milyonsa 9 milyonu buna gitmiş zaten. Hani çünkü <laughs> prodüksiyon bütçesi da çok az mekan var, düşük oyunculara muhtaç çok para vermediler falan. Tahta yani... gemi var bir tane. Evet. Ee, bizimkilerin yaşadığı harabe var. O harabe bir yerden sonra kağıt bir eve dönüşüyor. O kadar işte. Bir pazar sahnesi var. Bir de Destroyer güvertesi yapmışlar bir tane. Belli onu sağa sola yatırıp durmuşlar. <laughs> Aşağılamıyorum burada. Düşük bütçeyle yapılsın, güzel film yapılsın abi. izleriz yani. Hani şey değil. Yok yok. Evet. da bir ben detay yani. anlamında söyledim zaten. Ha, evet evet. Yani şey hani e, işin bütçe meselesi olmadığını gösteriyor yani bu tarz filmler. İyi oluyor. Yani Geçtiğimiz günlerde yine şey konuşuldu. İnternette böyle bir trend dalgası oldu döndü. Hani Marvel'ın 10 sene önceki filmleriyle Marvel'ın geçtiğimiz seneki filmlerin arasındaki CGI kalitesi mesela çok konuşuldu. Yani 10 sene önceki filmlerde işte Thanos'un bilmem nenin işte neydi o robot? işte şerefsiz ha. robot var bir tane. Onun VFX'iyle şey koymuşlar yalan. Doctor Strange'in böyle almana Photoshop'la göz koymuşlardı ha. son filmlerden bir tane hatırlamıyorum. <laughs> evet. böyle airbrush'la koymuşlardı artık. Öyle bir ucuzluk. Yani şeyden de ilginç insanlar bahsediyor bu ara. Yani hakikaten e, VFX ama kötüleşiyor bu, zaman geçtikçe gibi. Bunu bu film için söylemiyorum aslında. Bu filmden çıktık yola ama öyle bir muhabbet de dönüyor? Bu dediğinin cevabını o bahsettiğin tweet'i e alıntılayıp e, verdiler aslında. Sanatçılar isyan etti. Yani hmm. ben şey olsam isyan ederim. Bunu reklamcılıktan da biraz biliyorum. Ya yani bir iş yapacağım, 10 günde yaparsam bu iş iyi çıkar. Hmm. 8 günde yaparsam yani iyi çıkar ama bazı sorunlar olabilir. Ama üç günde <laughs> yaparsam abi bu iş ne olursa olsun kötü çıkar. 3 günde Ve lazım sanat... müşteri onaylatacağız bir de 4 revizyon olacak. Tabii. <laughs> e şimdi sanatçılar da o tweet'i görünce Doktor Strange'in gözü, Thanos'un götünü falan yani yani onlar da isyan etmişler. Çok haklılar. <laughs> yani o kadar kötüleşti ki Marvel zaten hatırlarsın oradaki direktör hanımefendi yolladılar. Ee, onun başındaki 20 yıllık ya muhtemelen anlaşamadılar ya artık bu crunch olayından bunu bizim temizlememiz lazım. Hani bu başımıza iş açacak deyip yollar ayırdılar. bilmiyorum. Ya da Ama abla, abi, VFX e ayırılan bütçenin yarısını tıraş ya da şirketler cep. üzerinden kendine aktarıp kalanını ya, ya da öyle bir durum vardı yani. <laughs> ya da cep dedi olabilir. Ama haklılar yani. Ben şimdi o yüzden burada ben direkt Disney'e Marvel'a kızacağım. Hani VFX'in kötülüğünden çok bu şirketlerin tercihi artık bu yani. Tabii canım ben onu zaten onu söyledim. söyledim. Yani teknoloji geri gidiyor anlamında söylemedim. Eskisi kadar iyi yapmıyorlar. Tabii tabii. Ama ee, işte şey, iyi yapmıyorlar şey, diye bence işte iyi yapacak şey yok, e, vakit yok. Bence bu şeyden stratejik yanlıştan. Evet evet. Hani işte. İyi oyun... yapamıyor, biraz farklı bir yere gidiyor çünkü aslında yok, var, evet. yani yapabilecek belki de onu yani. Yo, evet doğru. Oyun sektöründe de öyle öyle ya şimdi hep kötü oyunlar kötü çıkıyor diyoruz. E, bir bakıyorsun, He. karançla murançta sürekli sıkıcı işler çıkarmışlar falan. Neyse şeye döneceğim, Godzilla minus vana döneceğim. Ee, İkinci Dünya Savaşı nördleri için bu arada kullanılan uçakların, silahların Son derece gerçekçi dönemine bağlı olması. Hatta o en sonunda bir tane Shinden diye bir tane ilginç bir uçak kullanıyor ya bu kuyruksuz uçak. Ben hiç o hakikaten, bilmiyorum bunları. Doğru hakikaten mu varmış kral o. Böyle kuyruksuz hmm. ön tarafında kanatları falan olan. İşte Japonya'nın o dönem yaptığı, ya ikinci dünya savaşı çok fazla askeri inovasyona da sebebiyet vermiş bir savaş ya. O dönem herkes yeni teknolojiler deniyor. Yani şimdi baktığında Japonların kuyruklu uçakları vardır ama o dönem kuyruksuz uçak tasarımları. Yani hatta kanatların önünde. Pilotun biraz daha arkada durduğu falan böyle farklı tasarımlara çok gitmişler. O yüzden hem o uçak hem ilk indirdiği kamikaze uçağı hem silahlar hem de bir yerde böyle o Godzilla'yı ateş eden Unreal'dan sürüklenmiş gibi dediğim tanklar aslında onlar da dönemine evet. uygun 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Japonların devreye aldığı bir tank o tanka da hatta benim gibi Metal Slug oynamış Atari'ci gencolar varsa evet, hatırlarlar. Ya. Metal Slug'da da vardı o tanklar. Böyle vuruyorduk yukarıya. Ha, küçük böyle iki kişilik böyle minik tanklar böyle ufak. Ne oynadık ee, Metal Slug ya. Evet, yani. Onları görmek de çok keyifli. Yani aslında böyle ilginç bir dönem filmi yani. Hiç Godzilla'sından ziyade savaş savaş sonrası toparlanma. İşte teyze geliyor sen niye şehit olmadın diye adama kızıyor. Ondan sonra üç gün sonra pirinç getiriyor çocuğa analık ediyor bilmem ne. Yani böyle bir yaralarını sarma Üzerine bir muhabbet var. Hatta dedim acaba yönetmen bu Japonya'nın yaralarını sarmayla Godzilla'nın çok hızlı iyileşmesini biraz birbirinden bağladı diye düşündüm. Anladın mı? Bir. Boşuna yapmamış çünkü bence onu. Yani diğer filmlerde Godzilla mesela genellikle hasar almaz. Hatta Shin Godzilla'da hatırlıyorsan e, adamlar ordunun yarısını falan sıkıyorlar Godzilla'nın üstüne <laughs> bana mısın demiyor. E, burada böyle bir çünkü hep bir şey var ya işte adam ilk gidiyor yıkıntı harabe halinde her yer. Bir sene geçiyor. Kardeş şey, kağıttan da olsa bir ev yapmışlar. Ufak ufak bir şeyler başlamış. Biraz daha ilerliyor. Artık şehir ufak ufak toparlandığını görüyorsun. Bu arkadaşlar oturuyorlar bir yerde içiyorlar. Mekanlar açılmaya başlamış. Seneler yazıyor yavaş yavaş. İnza'da iş geliyor diyor. Yani şeyde diyor ya kadında ee, neydi kadının adı da Noriko. İnza hmm. çok hızlı toparladı işler. İşte, de, evet, var, i̇ş buldum falan diyor. Çünkü Japonya biliyorsun 1945'te iki atom bombası yiyor. 48 senesinde sıfır ekonomiye sahip bir ülke kabul ediliyor. 80 senesinde dünyaya kök söktürecek, dünyanın en büyük ekonomilerinden birine dönüşecek 30 sene içerisinde. O yüzden diyorum acaba bu Godzilla'nın hızlı iyileşmesini yine Japonya'ya mı bağladı birazcık? Aklıma o geldi. Çünkü bu Ayran değilse diyeceğim yani Hızlı iyileşen Godzilla'yı niye yaptın olabilir. ki sen bu filmde? Filmin genelinde de tematik olarak bir iyileşme mantığı var çünkü. Or oraya bir böyle selam çakıyor yönetmen. Gönderme yapıyor diye düşünüyorum yani. Gönderme. Yo, iyi connection. Bence de mantıklı. <laughs> çünkü bunu aslında her yere yaymış şimdi sen söyleyince düşünüyorum biraz. İşte şehirler toparlıyor şey yapıyor. Bir yandan da aslında çok hızlı aile oluyorlar. Yani hmm. şey muhabbeti gibi de düşünmüş olabilir. <laughs> hani ormanlar aslında yakılır yeniden yaşarsın diye hmm. ya belli yerlerde. Yanmış bir yerden hemen böyle bir aile çıkıyor. Oradaki ev hemen bir yerde. Diğer evler daha bitmemişken bir tanesi çıkmaya başlıyor. Biraz filizlenme gibi. Yani Godzilla'nın belki de işte hem... E travmatik taraftan bu yenilenme tarafında bu bağlantısı vardır bence de doğru güzel tespit yani. O yüzden arkadaşlar benim daha diyeceğim bir şey yok vallahi kral Netflix'te zaten var izleyin deyip geçelim istersen. Abi izleyin ya. Vallahi Netflix'e bak hmm. o geliyor bu gidiyor yok aldım boşa para veriyorum diye çok dert denen var. Bak mis gibi filmi <laughs> <Aynen>. açın izleyin. <laughs> Ve çok sürpriz de geldi. Biz de Netflix'e teşekkür ediyoruz bu sürprizinden ötürü evet. öyle diyelim. Ölümlü Dünya 2 yerine bunu izledim ben mesela. Çünkü Ölümlü Dünya 2'nde Hollanda'da yok. Öyle Hollanda Netflix'inde izliyorum. Aa, gerçi <laughs> doğru. Tü Türkiye'de var galiba sadece. Ha, olabilir. Ee, o zaman evet kapatırken arkadaşlar Shin Godzilla pardon Godzilla Minus izleyin. Ee, Godzilla Minus dışında Legendary'nin ilk çektiği Godzilla'yı Gareth Edwards'ın yönettiğine 1954 Godzilla'sını ya da Shin Godzilla'yı da izleyebilirsiniz. Bunlar da birazcık daha konuları ağır ele alan Godzilla'nın böyle bir afet olması üzerinden insan hikayeleri anlatmaya çalışan filmler. Onun dışındaki Godzilla filmlerine dönerseniz daha ziyade yer yer Iron Man, yer yer <laughs> e, Fortnite benzeri Godzilla'lara rastlayacaksınız. Kuyruğunun üzerinde kayıp evet. hupa diye takla atan Godzilla da var bu evrende. E, Onun yapıp sarı ışık çıkaran, süper sayan Godzilla'lar da var. Yani onların da hepsine kötü demeyeceğim ama farklı bir tarz film onlar artık öyle söyleyeyim. Yani Mad Max, Fury Road'la Fallout dizisi nasıl farklı evrenlerden ikisi de post <laughs> olmasına rağmen. Onlar da farklı evrenlerin Godzilla'ları. Onlara da bakabilirsiniz. Yine Netflix'te Godzilla Earth animesi var. Üç bölümlük. Ona bakmalarını tavsiye edebilirim. Ee, Godzilla anime Infinite diye efendim. bir anime var. Baya karışık bir anime. Herkese tavsiye etmem. Ben çok keyif almıştım ama çok nörd animesi. Diyeceklerim Bizim bu kadar. Konuştuğumuz işte biz, biz de bir animasyon konuşmuştuk. O Godzilla mıydı? Böyle evet gibi. evet Godzilla in evet, işte. Ha <laughs> bayağı psikopat bir şeydi o <laughs> da ya. Evet, bir yerden sonra böyle hadi bakalım falan oluyor böyle. Evet, evet fizik problemine dönüyordu o bir Aynen. yerden sonra. <laughs> Çok nerd animesi dediğim gibi o yani. Evet, evet. onu da izleyebilirsiniz dostlar. Kendinize iyi baktınız Godzilla'lı kalın. Maymunlara yüz vermeyin. King Kong falan filan bunlar tıraş <laughs> karakterlerdir. Biz seviyoruz Godzilla... kardeşim maymun. Senin ne alıp veremediğin var maymunlarda ya. Ben anlamadım <laughs> Aklıma bir espri geldi de yapmıyorum. Gora'daki evet. Cem Yılmaz mı ya. <laughs> <laughs> Kendinize iyi baktınız. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. <laughs> Haydi bay bay.